Amerika'da silahlı saldırı dehşeti. İspanya'dan Katalonya'ya tehdit. Moody's'ten Türkiye'ye uyarı. Günün haberleri başlıyor. Amerika'nın Las Vegas şehrinde bir müzik festivalinin yapıldığı alanı dolduran kalabalığın üzerine açılan ateşte en az 60 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda otomatik silah sesleri duyuluyor ve çok sayıda kişinin alandan koşarak çıkmaya çalıştığı görülüyor. Las Vegas polisi, kimliğini Stephen Paddock olarak açıkladığı saldırganın konser alanı yakınlarındaki bir otelin 32. katında tespit edildiğini ve öldürüldüğünü açıkladı. Paddock'un tek başına hareket ettiğini düşündüklerini söyleyen polis, 64 yaşındaki saldırganın Asya kökenli olduğu belirtilen kadın arkadaşını arıyor. 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle bir süre kapatılan Las Vegas'taki Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı. Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Türkiye'ye kamu borçlanması artarsa bu durum kredi notu üzerinde baskı yapar uyarısı yaptı. Orta vadeli programda bütçe gelirlerinin öngörülenin altında kalmasının beklendiğini açıklayan Moody's, programda yer alan harcamalarında devlet borcunu daha da artıracağına dikkat çekti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adalet Bakanı'nın açıklaması sonrası Yargıtay'ın verdiği baylo kararını değerlendirdi. Kimin telefonunda baylok çıktıysa hapse atarız diyorlar. Bunu kamil manada uygulasınlar, AK Parti'nin %60 hapse girer diyen Karamollaoğlu, adalet rafa kalktı. Adalet mekanizması da maalesef hükümetin ağzına bakıyor, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzına bakıyor sözlerini kullandı. İspanya'nın doğusunda yer alan Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık talebiyle düzenlenen referandum, İspanyol polisinin sert müdahalelerine sahne oldu. 800'den fazla kişinin yaralandığını açıklayan Katalonya Özerk Yönetimi, bağımsızlık referandumunda %90,09 evet oyu çıktığını ve tek taraflı bağımsızlık ilanı kapısının açıldığını duyurdu. Madrid yönetimi, bağımsızlık ilanı olursa özerkliğin askıya alınabileceğini belirtirken, Avrupa Birliği, referandumun İspanya Anayasası'na göre yasal olmadığını açıkladı. 2017 Nobel Tıp Ödülü Amerikalı 3 bilim adamına verildi. Jeffrey Hall, Michael Rosbach ve Michael Young ödülü gündelik vücut ritmi ile ilgili çalışmalarından dolayı aldı. İnsanların biyolojik saatini inceleyen bilim adamları, biyolojik saati kontrol eden moleküler mekanizmaları ortaya çıkarmayı başarmıştı.